Bugünkü videomuz Gümüşlük hakkında. Beklenen, en çok istenen videolardan bir tanesi. İlk 3'e giriyor bu. Rahat rahat yani şu anda devamlı altta Gümüşlük. Çünkü Gümüşlük reklamını nasıl yaptıysa artık Gümüşlüğü tamamen sattığımızı düşünüyorum ben. Evet ama ben burada yaşıyorum. 5. senem oldu yaz kış yaşayalı. Ondan önce de 90'ların sonundan beri buraya çok sık gidip gelirim. İyi biliyorum, çok güzel bir video olacak. Hadi başlayalım. Hadi. Ben Arda Mehter. Her perşembe size Bodrum'da yaşamak ve Bodrum'a yerleşmekle ilgili harika videolar yüklüyoruz. Bu nedenle bize abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Sizinle iletişim halinde olmayı çok seviyoruz. Bizi aramanızdan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bir telefonunuz, bir WhatsApp mesajınız, bir e-mailiniz bizim harekete geçmemiz için yeter. Unutmayın. Bodrum. Bizden sorulur. Evet, Gümüşlük'e hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Mindos'a hoş geldiniz diyelim. Eski ismiyle Mindos Gümüşlük'ün ismi. Artık bize bir tarihini anlatın. Yani biraz böyle çok da sıkmayarak anlatmak istiyorum. Aslında biliyorum daha detaylı olarak. Milattan önce 4. yüzyıla kadar bilinen tarihi var. Lelekler, Karyalılar, Yunanlar, Persler, Selçuklular, sonra Osmanlı, sonra Rumlar. Tarih. Yani inanılmaz bir tarih var burada. Hatta şöyle ilginç anekdotlar vereyim. Mesela Kral Musaeus burada imparatorluğunu kurduğu zaman ondan sonra daha sonra Halikarnas'ta o dünyanın 7 harikasından birini inşa ettirten o kadar önemli bir insan. Bir de galiba burada o Kral Yolu var. Kral mesela. Kral Yolu'nu hatırlarsınız çünkü neden herkes paçalarını sıvayıp bir kere bir orada karşıya yürüyorum. Geçmek istiyor denizde. Evet. Onu da niye yaptıklarını neden? Sana anlatmıştım hatırlarsan. Evet. Tepenin burada bir küçük tepe var ya aslında oraya yürüyor. Oradan sonra arkada çok güzel bir manzara varmış. Yani güneş batış manzarasını daha rahat görmek için kral orada o yolu yaptırtıyor. Vay öyle de bir anekdot var, hikaye var. Tabii tek bunlar doğru mu bilmem. Herhalde işte Mausoleus'tan bahsediyoruz. Neyse bir de enteresan daha bir hikaye var. Brutus bir süre burada yaşamış. O meşhur Sezar'ı öldüren, Roma'yı yakan Brutus var ya. O burada yaşamış. Gerçekten. Evet. Yani çok enteresan bir tarihe sahip bir yer ve burası doğal liman olduğu için özellikle balıkçılıkla, denizcilikle uğraşan imparatorluklar, medeniyetler burada kalmışlar. Sen şimdi böyle anlatınca bana bir geliyorlar biliyorsun. Ara ara bana geliyorlar ya. Bana gene geldiler. Mesela bu kadar tarihte insanlar yaşamış, bahsettiğin insanlar. Ne uluslardan bahsediyorsun? Evet. Biz kimiz ki böyle hoyrat kullanıyoruz? Ve sadece son 20-30 yıldan kimiz bahsediyoruz. Yani biz kimiz talan ediyoruz? Aynen, biz kimiz bu kadar güzel? Hani binlerce yıllık geçmiş yani. Neler ne hikayeler araştırılsa. Ve biliyorsun burada toprağın altından neler çıkıyor yani. Evet. Arkeolojik olarak da neler çıkıyor. Ve biz ne kadar hoyrat davranıyoruz. Aslında çıkmıyor bile. Toprağın üstünde. Yani üstünde gözüken şey var. Hala diyorlar ki yok altı kazacağız. Önemli bir şey var mı ona bakacağız. O yüzden üstten koylardan kaçınıyorum. O yüzden koyları göstermek istemiyoruz. Çünkü insanın elinin değdiği her yer gün be gün bozuluyor. Aynen, gerçekten öyle. Çok yakında kıyıdan girecek denizimiz kalmayacak. Yani burada resmen alert veriyoruz. Evet, uyarı. Terse döndük. Akşamleyin diyor. Daha sonra daha detaylı olarak konuşacağız. Konuşacağım seninle. Kötü yanlarından bahsederken Mindos'a neler yapıldığını anlatacağız. Evet, Mindos konusu tabii evet hassas bir konu. Onu ayrıca konuşacağız. Şimdi evet. Nerelere gidiyoruz? Şimdi geziyoruz. Bütün Gümüşlüğü restoranlarını, gezilecek yerlerini, önemli yerlerini başlıyoruz. Hadi bakalım. Geldik takı tukucularına. Bir şey yemedik bu arada yani. Hiçbir şey yemedik. Yemedik ya. Gerçekten yemedik.
Bu arada takıcılar çok güzel gerçekten. Eğer böyle incik cırıncık boncuk falan seviyorsanız. Sevmeseniz de insan bir duruyor. Yani bir key sebebi bakma şeyi doğuruyor. Evet. Bu arada de, her türlü ev şeyi var. Her türlü el işleri var. Evet. Bir de burası aslında bayağı sanatkarlar sokağı. Yani öyle hani her yerde gördüğünüz takıcılar değil. Biraz daha farklı şeyler de var. Evet. Yani. Daha demin şeyleri gördük. Şampu çalışmalarını gördük. Bu arada birazdan şeyi de göreceğiz. Çok güzel kabak. Kabak aydınlatmalar. Kabak gümüşlü aydınlatmalar şey yapan. Göreceğiz. Evet. Bu arada sağ tarafımız çok şeker bir keçeci. İnanılmaz güzel çantalar var. Sandaletçiler var. Nerede? Orada sağda. Aha, görmemişim. Ama bir dakika, şeyi göstermemiz lazım. Esas kabak nerede satılıyor? Esas kabak? Dereköy'de. Dereköy ayrı bir bölüm olarak olacak. Dereköy'e çok özeniyorum. Ama yine de gösterelim hemen. Evet, biraz çektiğimiz görüntüleri görürsün. Takip edebilirsiniz. Esas yer orası. Yaradan, Dereköy'de. Hemen solumuzda, yani Gümüşlüğün tam meydanına geldiğimizde sol tarafta tabii ki de meşhur Cadı var. Burası meşhur bir takıcı, marka takıcı. Burası sağa doğru devam ediyor. Yani ben başlarda geliyordum, sonra gelmedim. Çünkü gerçekten bazı şeyler çok kazık. Evet, çok kazık. Olabilir, kıyafetler falan olabilir. Çok kazık. Biraz yani. Turistik fiyatlar var. Evet, doğru söylüyorsun. Turistik ama yani. Ben turist değilim tabii artık. Artık kendimi bu şeyden çıkartıyorum. Yani. Buralara gelin. Çok güzel buralar. Yakalan. Çok sıcaktık. Takıcılardan sonra gelip Erhan Usta Karafaki'deyiz. Biraz dinlenmek için oturduk. Evet. Daha önceki bölümlerden birinde, hangi bölümde? İşlerle ilgili, Bodrum'da yapılacak işlerle ilgili. İş fırsatlarında burayı çekmiştik. Ilgili. Detaylı görmek isterseniz onu izleyin. Burası benim Gümüşlük'teki en favori rakı balık noktam. Evet. Bir tane daha önereceğim size. Bir Üst Kat diye bir yer açıldı. Erdem'in yeri. Tam balıkçıların karşısında. Çok güzel. Orası da çok çok güzel. Orayı da tavsiye ederim. Ama ondan önce hep rakı balıktan bahsediyoruz. Burada iki tane şey var. Rakı balık bozulsun. Burada iki tane lezzet durağı köfte var. Bir tanesi köfte ekmek. Ondan evet, sen bahset istersen. Hemen şurada Yalı Kafe diye, artık ismi Yalı Kafe olarak değişmiş. Eskiden Faik'in kahvesi. Faik'in kahvesiymiş. Bak ismine hiç dikkat etmemişim. Hmm. İçine girip. Yani Gümüşlüğün belediye kafesi değil, onun karşısına evet, denk gelen Faik'in kahvesi. Eski kahve. Onun içinde Kardeşler evet, köfte Kardeşler ekmek. Köftecisi var orada. İçinde değişik bir sos var. Sos... Biraz önce yedik. Evet, yedik. Görünüyor şu anda. Evet, görüntülerde gösteriliyor. Görüntülerde gösteriliyor. Yani güzel. Ben ama ötekini de beğeniyorum ben ya. Benim ötekisi yani değil. Belediye bu favorim. Belediye kafenin içindekini de çok beğeniyorum. Çünkü galiba orayı beğeniyorum ben. Yani. Belediye kafeyi seviyorsun. Belediye kafeyi evet, seviyorum. Burada çok güzel de bir belediye kafesi var. Orayı da tavsiye ederim. Bir de daha önceki yine bölümlerde bahsettik. Zeytin Kafe'de balık ekmek ve onun yanında da Little Burger Shop var. Evet. Orası da mükemmel yer. İkisi de mutlaka bu, denenmeli. Bu kıyıda aç kalmazsın. Evet, yani burası hakikaten bir sürü tercihin olduğu yer ama biz size favorilerimizden bahsetmek istiyoruz. Bu arada burada konuşurken Gümüşlük Akademi'den bahsetmemek olmaz. Evet, onu unutmayalım, atlamayalım. Yani. Mesela demin eğitimlere baktım da böyle gerçekten normalin dışında veyahut da ilgi alanları, spesifik ilgi alanları. Evet. İşte antik çağ felsefesi kampı gibi. Oldukça entelektüel konular var yani, oldukça entelektüel konular var. Ama mutlaka takip edin, aşağıya da şeyini bırakır Instagram adresini bırakır Nedim. Ya bakın, ilginizi çekecek şeyler olabilir. Çok farklı var. Çok çok enteresan şeyler var. Şimdi yavaştan biraz gece hayatından gece bahsedelim. Geçelim. Evet. Çünkü Gümüşlüğü gümüşlük yapan şeylerden biri de yazın işte festival alanları, evet, çeşitli sevdiğimiz sanatçıların konserleri. Canlı müzik konserleri. Çok güzel şeyler oluyor burada. Evet. Gerçekten çünkü 2-3 tane ana nokta var. Konser evet, noktası konser var. Noktası. Çok güzel barlar var yani. Onlardan hatta bahsedeceğiz. Birazdan sürpriz bir yere gideceğiz bu festival alanlarından bir tanesinde. Arda'nın da yakından tanıdığı biri bir mekan açtı. Evet, oraya da bahsedeceğiz. Keyifli bir mekan, keyifli bir menü. Oradan da bahsedeceğiz. Yavaş yavaş gezmeye devam edebiliriz. Hadi. Gümüşlüğün bir
klasiğine geldik. Mimoza'ya geldik. Ya. Melengeç ve Mimoza'dayız. Adını hak ediyorlar yani. Evet, evet. Görsel bir şölen gerçekten. Gerçekten çok şık bir yer. Ve de söylüyoruz, bazı restoranlar öyle her dakika gelinecek restoranlar değil. Çünkü oldukça yüksek fiyatlılar. Ama belki yılda bir kere veya çok özel bir günde, birkaç yılda bir tatile geldiğinizde şöyle bir yerde denize ayaklarınızı uzatarak rakı balık yapmak da acayip keyifli. Yani gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Şu anda umarım bunu yansıtabiliyoruzdur ama mekan harika. Keşke böyle gündüz bu kadar sıcak olmasa da oturabilseydik. Aynen şu öyle. Şu anda yanıyor yani. Öyle söyleyeyim, kafama şapka takmak ama zorunda kaldım. Bir bölümü Fikret abiyle birlikte burada çekmemiz lazım. Akşamüstü. Ondan, evet, bir akşamüstü ondan bahsetmek lazım. Bu arada müzikler de çok güzel. Akşamleyin içkiye de gelebilirsiniz. Çok hoştur Mimoza. Mimoza'nın orada atlamadan geçmeyelim istiyorum. Arkamızda Mimoza'dan devam ettiğinizde biz şu anda koyun iç kısmına doğruyuz. Silibit koyu var ve orada denize girmek bence Gümüşlük plajda denize girmekten biraz daha hoş bir tecrübe olabilir. Çok daha güzel bir denizi var açıkçası. Mutlaka oraları da görün. Oradan sonra da Bayrak Tepesi'ne çıkın. Oradan müthiş manzara var. Benim berberimi gördük. Evet. Denizin kenarında biranızı yudumlarken tıraş olabileceğiniz harika bir berber. Bak orada Ali de var. Birasını yudumluyor. Keyif keyif. Öyle bir keyif yani. Yani öyle bir yer. İşte Gümüşlük'te yaşamanın bir tadını aldınız ufak ufak. Hadi gelin. Çok az bilinen bir yerdeyiz. Koyun en sonundayız. Mimoza'nın tam diğer ucundayız. Tam öteki uçtayız. Ve benim arkadaşlarım Özge ve Tevfik burada bir restoran açtılar. Bir senedir olağanüstü yemekler çıkartıyorlar. Yani gerçekten mutlaka denemeniz lazım. Biz yedik. Çok bir iki kere geldik Allah'ım. Yedik. Çok güzel. Gerçekten. Denize sıfır. Gümüşlük Festival Alanı diye geçiyor. Gelin bir de yemeklere bakalım. Tuz, Duman, Kumda. Evet, ismi Tuz, Duman, Kumda. Hadi. Gelin bir de yemeklere bakalım. Menüyü göstermek istiyorum size. İnanılmaz güzel özel yemekler var. Çünkü Tevfik gerçekten çok iyi bir şef. Bu işin okulunda okumuş, mutfağı çok çok iyi bilen bir şef. Özellikle Meltem'in favorisinden bahsediyorum. Körili patates salatası müthiş. Ama benim favorim de füme orkinos. Buranın adı Tuz Duman Kumda. Duman aslında fümelemekten geliyor. İnanılmaz füme işler yapıyorlar. Ciğer. Fiyatlar da gayet makul. Ciğer hayatınızda yiyebileceğiniz en iyi ciğerlerden biri. Evet. Buraya atlamayın. Kesinlikle atlamayın. Buradan da asas yemek yerimize geçiyoruz. Evet, yemek yerine geçiyoruz. Evet. Asas. Hadi bakalım. Hadi. Yiyorum ben daha fazla. Tamam, başla. Çok başla. Gezdik. Acayip çok güzel. Gezdik. Bayağı gezdik. Bir başka yorulduk. Lezzet noktasındayız. Vallahi yorulduk. Gümüşlük'te çok güzel bir pizzacı burası yani. Bence Bodrum içerisindeki en iyi pizzalardan biri. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben hastaları oldum. İlk açıldıkları günden incecik. Beri devamlı şey yapıyorum. Vallahi incecik. Napoli pizzası da yapıyorlar. Ben çok bu güzel. Esnada yokum gibi düşünebilirsin. Yokum. Bir de tonik yapıyorlar yani. Aslında tonik yapmak çok rastlanan bir şey değil. Kerem Bey var içeride şef. Kendi toniklerini yapıyor. Yani çok bayıldım bu arada. Şekerli mi dedin sevdin mi? Çok sevdim. Çok fresh. Şekerli değil değil mi? Çok fresh. Çok güzel. Cin tonikler harika oldu. Çok güzel. Yani emlakçıyız, hatırlatmak istedim bu arada. Gurme değiliz. Bazen bizi tam ortasından açıyorlar videoları. Evet. Bizi gurme zannediyor. Gurme zannediyorlar bizi. Ama yemekten emlakçı. Anlıyoruz ya. Anlıyoruz fena değil. Anlıyoruz. Ama bu kadar, o kadar da spor yapıyoruz artık yani. Buraya gelin. Şimdi ben size pizzaların fiyatlarını da söyleyeyim hemen. Hazır Gümüşlük'teyken. Gerçi menüyü çektik ama mesela margarita 90 lira. İki kişi doyar bundan. Çok yemeyin canım siz de altı dilimini yemek zorunda değilsiniz yani. Etli bir de söyleyelim. Bir tane de mesela dana pepperoni, taze kekik veyahut da dana but jambon, mantar, ham dediklerini söyleyeyim. 140. En üst zaten bayağı bir cheddar peyniri, dana kaburga, Meksika fasulyesi olan bir şey var. Rip the King var. 240 TL. O biraz lüks. Oraya girmenize gerek yok. Ama margaritası mükemmel. Bence çok güzel. Müthiş bir tat yani. Hadi. Kesinlikle deneyin. Devam edelim. Daha yolumuz var. Evet. Geçmişte
Geçen gün bayağı bir tatlı krizine girdim. Buradan da geçiyorum. Burası tam belediye kafeye gelmeden hemen sol tarafta. Marketi bilenler bilir zaten. Marketin yanında Bake My Day diye. Ben vitrine bakıyordum. Hemen glutensiz bir şey yer misiniz dediler. İnanılmaz bir brownie yedim ki akıllara zarar. Bir şey nasıl hem glutensiz hem şekersiz olup hem de bu kadar lezzetli olur. Burada bakabilirsiniz. Burası burada hiçbir yere benzemiyor. Kurbasanları da harika. Sabahleyin biz kahve kurbasan yemeye geliyoruz. Müthiş. Hayat çok zor. Hayat tatlı yemezken ve karbonhidrat almazken çok zor. Hadi gidelim. Hadi. Nasıl keşif ama? Arda felaket. Ha? Felaket gerçekten hiç. Yani ben kamera kapalıyken de açıyoruz, açıkken de değil mi? Muhteşem bir şey yedim. Ben öyle. Biliyorsunuz yani çok tatlı düşkünü değilim. Tatlı düşkünümüz burada. Şu anda ölmek üzere çok hızlı yediği için. Evet, çünkü ben sevdiğim ikinci lokmayı çok hızlı attım. İkinci çok beğendiğim için. Enzi sağlık. Onu Gümüşlüğün en güzel pastanesine vallahi getirdim. Hilal Hanım'ın olsun yerine. Sağladım. Afiyet olsun. Deminden beri eşeliyorum. Nereden geldiniz? Tamam da mı geldiniz? Böyle merakla. Harika. Biraz bize çok kısa kendinizden bahsederseniz ve buradan bahsederseniz. Şöyle burası nasıl çıktı? Müptelal 2018'de kuruldu. Tamamen mutfak aşkı diyebiliriz. Finans kökenliyim. Geçmişteki iş hayatım böyle ilerledi. Sevdiğiniz işe geçtiniz yani. Sevdiğim işe geçtim. Gerçekten öyle. Keyifle yapabileceğim ve bunun üzerine eğitim almaya karar verdim. Fransız mutfağı üzerine kuzin, patizeri ve cordon bleu eğitimi aldıktan sonra kontrol edemedim kendimi. Şu anda bulmuş olduğunuz bir mekan dünyaya geldi. Ben de bazen çok korkarım. Kendimi kontrol edemeyeceğim diye ama kontrol ediyorum neyse ki. Burası annemlerin favorisi. Annemler buradan çıkmıyorlar. Bayılıyorlar. İlhan Hanım'ın mutfağına aşıklar. İzleyicilerimiz Gümüşlü'ye geldiğinde veyahut da arkadaşlarımıza da tabii gidince birçok şey söyleyeceğim. Neler var menüde? Ne yiyebiliriz? Yani tatlı dışında da neler var? Tatlılar çok ben güzel. Mekanı nasıl tanımlayacağımı bilemedim aslında uzun süre ama sonra konsept restoran olarak karar verdim. Çünkü buradan ekmeğinden tatlısına yemeğine kadar her şeyi kendimiz üretiyoruz. Sabah bakery servisimiz var. Her biri elle artizan yöntemle yapılan ekşi mayalı ekmeklerimiz var. Çok az sayıda ekmek üretiyoruz. Başladığımız gün 60 ekmekti. Şimdi? 5. sezonumuz hala 60 ekmek. Evet. Dolayısıyla bunların hepsi rezerve değildir inşallah. Değil. Öyle bir şey de yapmıyoruz. Amacımız para kazanmaktan ziyade o tohumların bulunduğunu, lezzetin bu olduğunu, bu unla, doğru ekmek, doğru mayalama, doğru teknikle nasıl ulaşılabilir? Bunun için buradalar. Öğleden sonra tatlı kahve servisimiz var. Orada da Fransız tatlıları çıkıyor. Her biri birbirinden özel. Spesifik bir tatlı sunamam. Bu da onlardan biri galiba. Siz devam edin. Ben develerle devam edeceğim bundan sonra. Ben yürüyerek geliyorum Gümüşlük sahil. Meyveli tartlar. Ben çilekli tartlarınıza bayılıyorum evet. Bu arada. Bir de yemek başlamış anladığım kadarıyla. Geçen senelerde de varmış ama sadece grup olarak. Günlük menüler mi var? Yani sizi arayıp o günün menüsünü mü öğrenmek hayır, lazım? Hayır. Geldiklerinde alakart seçebilecekleri. Bizim burada kendimizin elle açıldığı taze makarnalarımız var. Çok. İki çeşit et var. Başlangıçlar, soğuk salatalar, çok güzel şaraplar. Buraya da gelmemiz güzel, lazım. Evet, akşam yemeği servisimiz de mevcut. Çok güzel. Elinize sağlık. Bir de Gümüşlük'le ilgili öğrenelim. Niye Gümüşlük? Neden Gümüşlük'e taşındınız? En büyük artısı nedir? Bir de en büyük eksisi nedir? Onu öğrenmek istiyoruz. Buradaki her şeyin arkasında aslında bir hikaye var. Hikayesi olmayan hiçbir şeyle yol alamıyorum. Çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın da bir hikayesi var. Sunduğumuz ürünün de bir hikayesi var. Gümüşlük özel bir yer. Sit alan ve ben o yüzden buradayım. Hı hı. Dolayısıyla büyümek ve açılmaktan ziyade var olanı korumak. Buradaki ağaç korumak. Amacımız çevreyi güzelleştirmek. Kesinlikle. Burası için mücadele etmek. Ben kendi adıma bu dokunuşları yaptığıma inanıyorum. Aksine burayı değişimden ziyade pozitif değişimlerle bir şey katmaya çalışıyorum. Bu konuda örnek olmaya çalışıyorum. Buranın halka özellikle de sizi belirli bir formasyona doğru itiyor ve ilk başta ters geliyor olsa bile insana ondan sonra ne kadar iyi geldiğini hissetmeye başlıyorsunuz. Devam. Hiç vazgeçmemek lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Buraya muhakkak gelin. Çok ruhu olan özel bir yer. Çok teşekkür ederim.
Evet, gümüşlük gece hayatına hızlı geldik. Hızlı gece hayatı. Gece olmasa da şu anda. Ama gece güzel oluyor burası. Kışın evet. Geliyoruz biz, bayağı bir geldik. Club Gümüşlük'teyiz. Burada oturup mutlaka güneş batırın biranızı için evet, çok büyük bir keyif. Çok zevkli oluyor. Ama sen esas başka bir konudan bahsedeceksin burada. Evet, kışın burada bayağı bir sahne aldılar Yağız ve Mehmet. Cover Drive grubu aynı zamanda. Çok keyifliydi, çok güzel. Türkçe ve yabancı parçalar çalıyorlar. Yani kış da olsa fark etmiyor. Gümüşlüğün havasını yakalıyorlar gerçekten. Çok güzel. De Yağız'a teşekkür borçluyuz. Bizim jingle şarkımızda ya, evet. Yağız yazdı yani. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hadi devam. Var olarak Gümüşlük'teki favorimi açıklıyorum size. Of Gümüşlük. Yani burası gerçekten mükemmel bir bar. Acayip keyifli bir yer. Mutlaka gelmeniz lazım. Özellikle burada yaşayan Jehan Barber konserini yakalayabilirseniz yani muhteşem bir tatil geçirdiğinizin garantisi olacaktır. Nasıl bu kadar enerjik konuştun ya? Hava 40 derece falan. Ama yani ben Jehan Hanım'ın da acayip fanıyım. Buranın da acayip fanıyım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle gelmeniz lazım. Of Gümüşlük. Süper. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu anda herkes denizde bir biz kıyafet. Evet, 40 derece hava. Yani 40 derece ve gerçekten böyleyiz. Artık yakında bizi de sadece denize girerken göreceksiniz. Hadi bay. Neredeyiz? Limon'dayız. Yani Gümüşlüğü gümüşlük yapan. Evet, gerçekten en meşhur yeri diyebiliriz yani. Ben şöyle söyleyeyim, çok konuşmayayım. Siz biraz gezin. Evet, bir ondan etrafı sonra, görsünler bir ondan etrafı sonra. Bir görün. Sonra geliyoruz. Geçelim. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet ama gerçekten çok güzel yani. Ben de çekerken çok mutlu olarak çekiyorum burayı. Kadar keyifli ki gerçekten. Ortak olarak insanların menüsü, mekanı hakkında birleştikleri ender yerlerden birisi. Evet gerçekten. Pahalıymış vesaireymiş. Bu çok önemli. İyi yerler zaten belli bir fiyatın üstünde oluyor. Hizmetinin iyi olan, yiyeceğin tadının iyi olan, lokasyonun, manzaranın hepsi bir arada olduğunda. Ya bir de her daim gelinecek yerler olarak düşünmemek lazım. Evet. Aslında böyle yerleri özel yerler olarak düşünmek lazım. Evet. Belki özel günlere saklamak lazım. Belki işte buraya Bodrum'a tatile gelince hani bir kere gelinebilecek bir yer olarak saklamak lazım. O zaman biraz rakamlar yüksek olabilir, fiyatlar yüksek olabilir ama o özel güne artık bugüne değsin diyebileceğimiz evet. Yerlerden birindeyiz yani. Valla Gümüşlüğü gezdik artık oturalım ve iyi yanlarını ve kötü yanlarını konuşalım. Evet, biraz dedik. Bahsedelim genel anlamda. O zaman bir çok seviyorsun ama bu kötü yanlarından bir gir bakalım. Belki bilmeyenler var. Daha önceki videoları izlemeyenler var. Ben Gümüşlüklüyüm. 5 yıl oldu burada evet, evimi alalı. Dört buçuk, 5 yıldır burada yaşıyorum. Ve çok mutluyum burada yaşamaktan. Gerçekten Gümüşlüklü olmaktan çok mutluyum. Bodrum'a taşınmış olmaktan çok mutluyum ama Gümüşlüklü olmak bana daha da bir mutluluk veriyor açıkçası. Valla ben 2 gündür geziyorum Arda'yla. Tabii ki de geldiğim yer. Ben de biliyorum ama ben de biraz ısındım gibi. Demek ki ben ısıttım seni yani birazcık gayet. Senin böyle bir yönün var biliyorsun evet, zaten. Evet, böyle evet. Sevdirme tarafın evet. Var. Birisi sevmezse rahatsız oluyorum. Yanımdaki birisi sevmezse rahatsız oluyorum. Ben hala merkez tarafı, yani merkez tarafı derken hala Kumbahçe içmeler tarafındayım. Oralarda çok keyifli ama burası ben evim olarak baktığım için çok rahatlıkla benim o için. O zaman çok senden bayağı artılar eksiler. Samimi. Evet, çok açık samimi. Açık. O yüzden samimi. Kötü yanlarından başla. Birincisi yani ben bir numaraya kesinlikle koyuyorum bunu. Kışın çok soğuk. Yani aslında bakarsanız Bodrum'a taşındığınız zaman hani biraz daha ılıman bir iklim bekliyorsunuz. Ve yani hani gerçekten Bodrum, Bitez, Kumbahçe, Ortakent gayet ılıman olduğu günler bile burada 5-6 derece fark var. Sabahları bayağı buzlanmalar oluyor. Geçen sene kar yağdı. Rüzgar estiği zaman yani gerçekten duramayacağınız derecede evet, soğuk oluyor. Ben biliyorum yani eldiven de taktığımı, bere de taktığımı bilirim Gümüşlüğün kışında. Ve mesela Bitez'e gidiyorsunuz. Bununla apalakasız şortlu insanlar görüyorsunuz. T-shirtli insanlar görüyorsunuz ve size garip garip bakıyorlar bereler, eldivenlerle geldiğinizde. Yok gerçekten Gümüşlüğün iklimi kışın oldukça sert. Yani bu kuzey özelliği. Kuzey özelliği. Kuzeyin verdiği özelliklerden evet. Birisi. Bu arada eğer bu iklimde gene seni bundan caydırmıyorsa Gümüşlük hakikaten güzel bir yer. Çünkü Arda soğuktan nefret evet, ediyor yani. Gerçekten. Gene bundan vazgeçip ya hala burada oturuyorsa. Ankaralıyım ve yani bütün hayatım boyunca kar, kış, kıyamet gördüm yani. Kar, kış, kıyamet Ankara'nın işi. Ve buraya geldim istiyorum ki sıcak bir
iklimde yaşayıp ama bulmuşuz en soğuğunu. Gerçekten kışın çok soğuk ama ya aslında aynı şeyin bir de artı tarafı evet. var. Yani yazın. Biz yazın evet. arkadaşlar ne klima açarız ne akşam olduğu mesela zaman burada şimdi bir şey yaparız. Evet yani gerçekten sırtınıza bir şey alacağınız derecede serin oluyor evet. buranın ve Bodrum'un içerisinde nefes alınmayacak akşamlarda. Evet, evet. Burada püfür püfür estiğini görüyorsunuz zaten şu anda da esiyor. Ve bir şey öğrendim. Bu kuzey rüzgarları direkt oksijeni getiriyor buraya. Ve tertemiz bir oksijen. Yani Gümüşlük belki Bodrum'un en temiz havalarından birine sahip. Çünkü müthiş büyük bir oksijen oranı varmış. Bir kere zaten ne yaparsanız yapın sabah zınk diye uyanıyorsunuz. Evet. Gümüşlük'teki durum evet. o zaten. Yani. Ben onu birkaç kere deneyimledim. Çok temiz, farklı bir havası var. Peki bence Allah'ım herkesin şikayeti. Bununla ilgili bölüm çekeceğim zaten. Evet. Bıktık arkadaşlar. Zaten bıktım yani. Ben gerçekten. Gelirken de yani o kamyonlar yani şu güzel o naif ortamı bozmak istemiyorum. Ama yolların ama ne olacak? Ama bahsetmek lazım. Yani kötü özelliklerinin ikincisi belki birincisi bile olabilir bugünlerde. Yollar ve yol çalışmaları ve inşaatlar ve inşaat kamyonları. Yani bu ara artık gerçekten zıvanadan çıktı. Tahammül edilemeyecek bir noktaya geldi. Şöyle bir şey var. Bir sürü yol yapımı çalışmaları var Gümüşlük ve Turgut Reis'te. Ve biraz burası belediyenin üvey evladı gibi. Bir sürü yerde çok daha hızlı bitirilen işler burada olduğu gibi kaldı. Yollarımız 2 senedir delik deşik ve çok korkunç durumda. Bir de bunun üstüne neredeyse her yerde aynı anda inşaat başladı. Ve o inşaat kamyonları yani arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Yani yollarda inşaat kamyonlarından başka neredeyse hiçbir araba, hiçbir araç yok. Ve ardı arkasına. Biz videoları böyle tabii Bodrum'da yaşam, yerleşmek falan diye konuşurken aslında sürekli gerçeklerine geliyor ama bu böyle yani. Yok biz burada yaşıyoruz ve bu gerçekleri söylememiz lazım. Yani bu demek değildir ki burada yaşamak artık çok zorlaştı. Çünkü öyle de yorumlar da geliyor. Yani arkadaşlar Ankara ile İstanbul'la kıyasladığınız zaman İzmir'i bilemiyorum ama burası hala cennet. Ama eksilerini söylemediğimiz bir cennet de olamaz. Bunu söylememiz lazım. Şu anda yasak başladı. İnşaat yasağı başladı. Kimsenin yasağı uyduğu yok ve belediye de doğru kontrolü yapmıyor. Bunu açık açık söylememiz. Yeri geldiği zaman övüyoruz ama burada da yergiyi hak ediyorlar. Yok. Neyse keyfimizi bozmayalım, enerjimizi bozmayalım. Bunu yine daha kötü bir şey konuşacağız. Mindos'la ilgili biraz konuşalım. Ya evet Mindos. Yani kötü taraflarından başladık. Mindos medeniyetinden ben size bahsetmiştim ve buradaki antik kentten de bahsetmiştim videonun başında. Şu anda o antik kentle ilgili birinci derecede sitten çıkarma kararı alındı. Koruma kurulu yani devletimiz orada bir sondaj çalışmaları yapıyor. Ve biz Gümüşlüklüler olarak buna son derece karşıyız. Çünkü bu işin sonunun nereye varabileceğini biliyoruz. Onlar ne kadar tersini söyleseler de bu işin sonu oralarda ranta, imara doğru gidecek. Asla ve asla bir antik kentin, binlerce yıllık geçmişi olan bir antik kentin imara açılmaması gerektiğini biliyor olmalılar. Biz de söylüyoruz. Ama şöyle de bir artı var. Gümüşlük halkı müthiş aktivist bir halk. Gümüşlük'te oturan insanlar müthiş aktivistler. Biz yani hep birlikte Gümüşlük halkı olarak buna izin vermeyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Biz burayı korumak için çalışıyoruz. Biz burayı korumak istiyoruz. Çünkü burayı evimiz yapmışız. Evimizde bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız. Sana git araştır dedik yaptın mı denize karışan kanalizasyonu? Evet. Orada da dersimi çalıştım. Çok gülmüştüm. Orada da dersimi çalıştım. Gidip bakabilir misiniz? Kim demişti bilmiyorum. Aşağı tekrar yazabilirsiniz. Gümüşlük kanalizasyon için Arda Bey hemen gidiyor bakıyor. Araştırdım. Ödevimi çalıştım. Bizim Facebook'ta Gümüşlük Forumu ve Gümüşlük Grubu diye gruplarımız var. Orada bir beyefendi birazdan yayınlarız. Test ettirtmiş. Yani denize karışan suyun evet. testini yaptırmış. Ve hakikaten kanalizasyon suyu olduğu ortaya çıkmış. Çok yakın zamanda mavi bayrağını kaptırmış bir koy olarak. Yani böyle bir şeyin hala bugün dahil orada olması, hala denize kanalizasyon karışıyor olması affedilebilir gibi bir şey değil. Ama dediğim gibi Gümüşlük halkı oldukça aktivisttir. Bunu da yaptırmış işte bir arkadaşımız. Çok teşekkürler ona da. Bunlarla ilgili derhal aksiyon alınacaktır. Derhal gerekli mercilere şikayetimiz de olacaktır. Gümüşlük halkı diyorum. Aslında Bodrum'dan biraz farklı. Çünkü Bodrum'da çalışıyoruz Bodrum'la. Seninle çok gidip geliyoruz. Mesela Bodrum halkı ile Gümüşlük halkının arasında da biraz da farklılıklar var. Bodrum halkı aslında biraz daha deseniz ki ben buraya taşındım, geldim, şey yaptım. Biraz daha onlar hoş yakın, geldin. Yakın, ne samimi. Tatlılardır, şekerlerdir. Çabuk böyle kabul çabuk kabul ederler. Seninle iyi ilişkiler kurarlar, şey yaparlar. Gümüşlüğe geldiğiniz zaman bu hiç böyle değildir. Yani Gümüşlüğe taşınmayı düşünen varsa
aranızda şöyle söyleyeyim, önce yerel halkın bir onayını almanız lazım. Ben hiç değilim. Daha henüz beni kabul edebilmiş değiller. İnşallah zamanı gelir. Şöyle bir şey var. Burada her yeni gelene böyle bir bakalım işte buraya bakabilecek mi? Burayı üstlenebilecek mi? Gibi böyle bir tavırla yaklaşıyorlar. Bence bu güzel. İlk başlarda biraz mutsuz oluyorsunuz. Yeni taşındığınız yerde sizi görmekten suratı asılan insanları, size böyle kafasını çeviren insanları görmek can sıkıcı olabiliyor. Parsel parsel topraklarını satmasını biliyorlar o. Yani, öyle bir şey yok. Onlar küçük bir kesim. Onları genele yaymamak lazım. Olsun, onlar yine küçük. De. Mal sahipleri küçük bir kesim Meltem. Yaşayanlar, genelde kirada bile yaşayanlar yana gelen kiracıdan müthiş rahatsız oluyorlar. Ay, bu hep bir şeyde geçer ya, bizim sohbetlerin altında da geçiyordu. Bodrum'a yeni gelen, Bodrum'a bir sonraki gelen ise bir gün sonra gelsen bile yeni gelmişsin. Bu Gümüşlük'te çarpı 10. Yani öyle söyleyeyim yani. Sana. Bu Gümüşlük'te çarpı 10. Yani Gümüşlük'ün neresine yerleşirseniz yerleşin, her eski taşınan size böyle bir bakalım bu kimmiş, kedilere köpek düşünsene, sokak. Düşünsene geleli 6 ay olmuş İstanbul'dan, hemen sahiplenmiş. Evet, biz tabii onlar da öyle. Ama sokak hayvanlarına iyi davranıyor mu? Hemen gözleri üstünüzde. Evet. İşte yerlere çöp atılıyor mu? Evet, İşte doğru düzgün çevreye özen gösteriliyor mu? Bu bence ilk gelenler için biraz böyle zorlayıcı bir şey olabilir ama aslında mükemmel bir şey. Çünkü burası korunacak demektir. Ve Bodrum'un genelindense Gümüşlük oldukça iyi korunuyor. Neden bu kadar her gün yeni inşaat var? Biraz metrekarelere bahsedelim mi? Geldik mi o bölüme? Yani geldik. Biraz oradan da bahsedelim. Bence biraz şöyle oldu. Yalıkavak'ta imar kapandı. Şimdi tekrar açıldı ama belli bir süre kapalı kaldı. O ara inşaat firmalarının ağzı sulandı Gümüşlük'le ilgili. Ve Gümüşlük'e çok fazla proje yapılmaya başlanıldı. Yanlış da projelerde çok fazla yapılıyor çünkü buranın ruhunu bilmeyen insanlar tarafından projeler yapılıyor. Gümüşlüğün kendine has bir ruhu var. Belki Yalıkavak Marinası sayesinde biraz daha üst kesime hitap ediyor olabilir ama evet. Gümüşlüğün ruhunda bu yok. Biraz daha Ege köyü halini koruyor. Biraz daha buranın ruhuna ait evet. yerler yapabilmek lazım. Başka iyi yanları? Bir kere zaten restoran kültürü. Bizim için en önemli yönlerinden bir tanesi, benim için medeniyet seviyesinin göstergeleri bir tanesi elbette ki. Hayvanların bizden kaçmaması, sokak hayvanlarının da bizden kaçmaması. Demek ki çok iyi davranılıyor. Evet. Demek ki halk korkmuyor. Yatıyor işte 2.80. Evet. Arabadan inip çekilir misin falan diye ricacısın. Evet. Yani bizde öyle sakinler, şey huzurlular sakin. Hepsi. Evet, tabii bu arada iyi yönlerinden bir tanesi yaşamın yavaş mı akıyor? Çok sakin olması. Gerçekten Bodrum'a göre bile sakin. Gün 24 saat ise burada 48 saat. Evet. Çünkü burada bir uyuşukluğun daha da fazlası var ama bu sakinlikten geliyor. Yani gerçekten çok sakin geliyor yani. Huzur buluyorsunuz. Gerçekten huzur buluyorsunuz. Kapatmadan önce şeyi çok merak ediyorum. Ben ediyordum, senden öğrendim gerçi. Gümüşlük ne demek ve ismini nereden alıyor? Evet. Şimdi iki teori var. İkisini de anlatmam lazım. Birinci teori, eskiden Gümüşlük'te gümüş madenleri olduğu iddia ediliyor. Gümüş madenlerinden aldığını söylüyorlar o ismini. Hı. Ben ikinci teoriye kendimi daha yakın buluyorum. O biraz daha romantik, biraz daha hoşuma gidiyor açıkçası. Güneş batımında Gümüşlük'ün o limanının tamamı ile gümüşü bir renk aldığı ve Gümüşlüğün isminin de oradan geldiğini bununla ilgili bize belki bir gün belki kısa bir shorts çekebilirim. Evet. Ve bu konuda bilgisi olanlar varsa lütfen altına yazsın. Ben sadece bu iki teoriden haberdarım. Ama şu çok hoş. Rakınızı almışsınız. Denizin tam kenarındasınız. O gümüşü rengin yanında güneş batırıyorsunuz. Valla var ya. İşte zaten bir yerde gümüş yaşamak için en güzel biliyor. Çok şey güzel bir video oldu bu arada. İnanılmaz evet, çok memnun olduk. Çok inanılmaz tatmin olduk yani bu bölümden. Umarız gümüşlüğü size kendi gözümüzle aktarabilmişizdir. İnşallah. Bu arada her türlü gayrimenkul işinizle ilgili özellikle Arda Gümüşlük uzmanı, ben Yalıkavak ve Gündoğan uzmanıyım. Bununla ilgili her türlü sorunuzu, her türlü ihtiyacınızı bize iletebilirsiniz. Biliyorum çok fazla kiralık soruyorsunuz. Biz kiralıkla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama inanın biz de tıkanıyoruz bir yerde. Evet, yani zor bu ara. Zor. Bu ara zor bir pazar. Çok zor. O yüzden pazar inanın var. Elimizden bir şey gelse %100 yaparız evet. ama gelmiyor ne yazık ki. Evet. O yüzden biz de bir yerde kısıtlı kalıyoruz. Ama tüm gayrimenkul muhakkak ihtiyaçlarınız için lütfen bize ulaşın. Hiçbir soru garip değil, hiçbir soru ters değil. Hepsini cevaplamaktan büyük mutluluk duyarız. Satılık eviniz varsa onunla ilgili aksiyon almaktan evet. da büyük mutluluk duyarız. Evet. Ama lütfen bize abone olmayı da evet, unutmayın. İzliyorsunuz. Şu an
diyorsunuz. Abone mesela bir basar mısınız lütfen? Hemen abone ol tuşuna. Oraya evet. Bir basın. Şimdi hadi. Lütfen ya. Biz bu işi severek ve isteyerek yapıyoruz. Ama sizin destek olmanız lazım. YouTube'un doğası ve ilk yıl lütfen bu desteğinize ihtiyacım var. Sonra zaten yuvarlanıp gidiyor. O ona söylüyor falan. Ya bitti video evet, valla. Bitti. Bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize bir WhatsApp, bir telefon ve bir e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Unutmayın. Bodrum. Bizden sorulur. Bye bye.